Ay Mesut, oğlumuzun odası çok güzel oldu. Ay bu telsizi de iyi ki aldık, iyi ki. Çok iyi oldu, artık odasında gık dese biz salondan duyacağız ne olduğunu, ne bittiğini. Hayal ettiğimiz gibi her şey. Değil mi Mesut? Mesut. Mesut! Aa, tamam, ben de. Ne yapıyorsun Mesut ya? Bu koltuğun kırlenti. Sen resmen ayakta uyuyorsun. Vallahi ayakta, bacakta, kaval kemiğinde bile uyurum. Nezaket. Nezaket, benim uykuya ihtiyacım var. İki aydır günde 2 saat uyuyorum. Yarım saati de tuvalette nezaket. Çocuk ağlıyor, çok ağlıyor. Hep ağlıyor bu. Mesut! Eyvah! Ha? Doktor ara! Ambulansı çağır Mesut, çabuk! Bir şey mi oldu? Ne oldu yavruma? Ben biliyorum, o dakikada 5 kere göz kırpar, 6 kere göz kırptı. 6 kere göz kırptı, ben doktor arayacağım. Hayır, aramayacaksın. Arayamayacağım. Aşkım, abartma Allah aşkına. Sürekli doktor aranmaz. Doktor senin yüzünden işini bıraktı, diplomasını yırttı. Ya koskoca çocuk doktoru gocuk toptancısı oldu artık. Allah aşkına, şu çocuğun üstüne gitme artık. Ben mi gidiyorum çocuk? Gitmiyorum çocuğun üstüne falan. Ne yapmışım? Ha, ne yaptım? Ya 2 aydır çocuğu dışarı çıkarmıyorsun. Eve gelenleri de GBT sorar gibi sağlık karnesi soruyorsun nezaket. Aa, ben bile her şeyi bıraktım, ben bile. Çocuğumu adam gibi öpemedim. Yok artık. Ha yok artık, ben çocuğumu babasından sakınacak değilim herhalde. Ha, ver o zaman oğlumu öpeyim. Ha, şimdi. Tamam öp hadi, öp hadi. Öp hadi. Öp hadi. Öpme çocuğum benim, o çocuğum ya hasta olursa, mikrop kaparsa. Ben anayım ana. Sen ne anlarsın analıktan? Doğru, ben anlamam. Ben analıktan ne anlarım? Ama anam gelsin, o anlar analıktan. Bakalım çocuğun bir şeyi var mı, yok mu? Anan mı? Anan mı geliyor? Evet. Memleketten dönmüşler. 50 gündür torun hasretiyle yanıyor kadın. Bir zahmet torununu görsün artık nezaket. Tabii görsün canım, hakkı. Gelsin görsün. Gelsin görsün, gitsin. Gider değil mi? Bak ben 9 aylık hamileliğimde 99 tane kitap okudum. Lütfen benim işime karışmasın. Karışmaz değil mi? Yok ya. Yapmaz öyle şey. Herhalde yapmaz. Herhalde mi? Herhalde derken Mesut. Kapı çaldı. Dur ben kapıya bakayım. Tamam. Yavrum. Uy, annem, sen üzülme, annen yanında yavrum. Sen hiç üzülme. Kimse sana yanaşamayacak çocuğum. Gel. Nerede benim torunum? Nerede benim kuzum? Oy babaannesine babı. Ver güzel gelinim, ver de bir doyam torunuma, ver, ver. Oy. Annen öpüyor çocuğumu. Evet aşkım, annem torununu öpüyor. Öperim. Hatta yerim. Hatta elini yalar, yutarım. Ay. Yanarım seni. Ah. Yeter. Yeter. Ama yoldan geldiniz ya. Oturun yeter. Evet. Mesut. Oğlum nasılsın oğlum, iyi misin? Uykusuzum baba, çok uykusuzum. Ha, ama değecek değil mi baba? Böyle çipil çipil gözlerle bana bakıp baba deyince her şeyi unutacağım değil mi, değecek? Değişmeyecek. Her şey daha kötü olacak Mesut. Şu anda ortaya ağlıyor, yarın öbür gün baba demeyi öğrenince seni hedef gösterecek. Sen bana acımadın, torunum da sana acımayacak Mesut. Aman İsmail, gözünü korkutma çocuğun. Güzel gelinim, anlat bakayım nasıl gidiyor annelik? Ay anneciğim, çok şükür çok güzel gidiyor maşallah. Her gün insan yeni bir şey öğreniyor işte. Öğrenir tabii, öğrenir. Öğrenmenin sonu yok kızım. Misal atlet giydirmek çok önemli. Bebeğe mutlaka atlet giydireceğim. Sen bunu atlet giydirmemişsin. Keşke bir atlet giydireydin. Yani üşütmesin Sabi. Ay üşütmez. Üşütmez, o hiç üşütmez. Ya biz kitaplarda okuduk anneciğim.
Kitaplarda diyor ki atlet giydirmeyin, giydirirseniz böyle karnı pişik olur göbeği diyor. O yüzden giydirmiyoruz. Sizin nasıl geçti yolculuk? Güzel geçti. Biz geldik, rahat rahat geldik. İçimize böyle atletimizi giydik, pişik olmadan geldik. Uy babaannem. Aman ne güzel. Çok güzel olmuş. İyi ki de pişik olmamışsınız babacığım. Sizin ayağınız ağrıyordu. Nasıl oldu? Geçti mi? Geçti, geçti. Bak içine atlet giydi, geçti. Hatta zaten böyle bir atletik yapısı var. Atlet çok mühim. Tabii, tabii. Oo! Oh. Ne güzel. Çok güzel. Hayırdır kızım? Bir torunumu kucağıma aldırmadın? Yok. Sizinle alakalı değil. Biz okuduk kitaplarda. Diyor ki kitapta, yani kucağa çok alıştırmayın çocuğu. Alıştırırsanız çok şımarık olur. Böyle devamlı ilgi isteyen bir çocuk olur diyor. Yoksa sizle alakası yok. Hiç alakası yok, hiç. Ben iki çocuğumu da kucakta büyüttüm. Hiçbiri ilgiye aç olmadı. Mesut, bir dik dur. Çarpacağım ağzına ha. Ne kadar, ne kadar oldu? 3 dakika uyudun mu? Hı? Oldu, oldu. Hı. 3 dakika oldu. Daha da kötü olacak. Sen beni uyutmadın, torunum da seni uyutmayacak. Yok ya, benim oğlum yapmaz öyle şey. Ama benim oğlum yaptı öyle şeyler. Senin oğlun da yapacak. Tam uyuyorum gibi yapacak, tamam diyeceksin. Gözleri kapadığının da yeniden uyanacak. Hep ağlayacak. Anne, anne çok korkuyorum. Şimdi bir sarılma be. Ay oğlum, kalk kapıyı aç. Kardeşim gelecekti. Hadi yavrum. Hem bakayım. Hadi. Gelin. Nasıl? Benim torunum hareketli mi, yaramaz mı? Ay hani yaramaz tabii babacığım. Uyku düzeni nasıl? Uyuyor mu? Uyuyor, arada ağlıyor falan. Çocuk işte. Ağlıyor değil mi? Ağlıyor. Tabii. Hareketli mi, hareketli mi? Vallahi çok hareketli. Eli ayağı durmuyor babacığım, hareketli. Hareketli, hareketli olur tabii. Hele atlet giymeyen bebek çok hareketli olur. Daha tınayla orasını burasını da çizer bu. Kızım, keşke bir kundaklasaydınız Sabi'yi. Aa, yok biz eldiven kullanıyoruz anneciğim. Kitaplarda yazıyor diyor ki kundaklanan bebeklerde eklem sorunu oluyormuş. O yüzden kundaklamıyoruz da. İsmail yeni yeni icatlar. Misal ben Mustafa'mı hep kundakta büyüttüm. Hiçbir sakıncası olmadı. Hiç. Gel Mustafa gel. Selam. Vallahi çok trafik vardı. 3 saat bekledim yemin ediyorum. Kusura bakmayın. Aa, bu çocuklara da bugün ne olduysa böyle. Ne oldu anne her zamanki halim? Yenge merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol Mustafa. İyilik güzel. Yeğenim işte. Nasıl? İyi mi sağlığı? Çok iyi, çok ama 2 gündür kabız oldu. Biraz mutsuzuz o yüzden. Tüh, tüh çok kötü olmuş. Vallahi elimden ne gelirse ben yapabilirim. Yok yok, sağ ol. Nezaket sağ olsun çocuğun pislettiği bezi doktora kargoyla yolladı. Doktor bir şey olmaz dedi. Peşimi bırakın dedi, bizi savcılığa verdi. Olur, olur. Bebekler kabız olur. Hele atlet giymeyen bebekler kesin olur yavrum. Bir kılak çubuğuna böyle az zeytinyağı damlat, sür kıçına iyi gelir. Öyle mi? Deneriz, deneriz tabii. Aa, ben bir kulak çöpü getireyim. Mesutcuğum otur. Otur, biz onu sonra şey yaparız. Denirsin. Fazilet teyze nasıl? Fazilet iyi, iyi. Yavrum bir de sebze meyve çok önemli. Sebzeyi, meyveyi püre yapıp mama niyetine vereceksin. Çok önemli. Çok ilginç. Ben bir meyve getireyim Mesut'cum o zaman. Otur. Ama en önemlisi atlet giydirmek. Muhakkak, muhakkak öyledir. Otur Mesut. Otur Mesut, otur. Sen daha çok oturacaksın. Anan diyecek oturacaksın, karın diyecek oturacaksın, oğlan diyecek oturacaksın. Bunlar iyi günlerin. Baba sen ne istiyorsun benden ya? Benim yaşadıklarımı sen de yaşa istiyorum.
Neyse kızım, sen sakın ha sakın bunları bilmiyorsun diye lütfen kendine kızma. Bilgisizsin, cahilsin, cühelasın. Olur tabii böyle şeyler. Ama neyse ki artık ben yanınızdayım. Yanınızdayım? Nasıl yanınızdayım? Neyse anne baba, şu arabadan bavulları getirelim. Ben de arkadaşlarla voleybol oynamaya gideceğim. Smaçör yaptılar beni. Hadi hayırlısı. Hadi yavrum oyalanma, gidip alıp gelelim. Şimdi nasıl ya, yani ne oluyor? Şimdi ne oldu? Valiz falan ne demek? Anan sana yardım etmek için buraya taşınıyor. Kızım valizleri aldık geldik işte. Mesut ne oluyor anne? Anneler burada mı kalacak? Ya boş ver kalsınlar. Fırsat bu fırsat. Biz de hafta sonu şöyle güzel bir otele gideriz. Şöyle romantik bir yemek yeriz. Sonra odamıza çıkarız. Müziği açarız. Sonra sabaha kadar deliler gibi uyuruz. Böyle horul horul uyuruz. Böyle döne döne uyuruz. Ne uyuması Mesut, ne uyuması? Annen anneliğimi elimden almaya çalışıyor. Bak çocuk da korktu zaten, korktu çocuk. Ah, ah. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Niye ağlıyor benim yavrum? Benim yavrum biraz gazı olduğu için ağlıyor galiba. Ben hemen hallederim. Kızım ne yapıyorsun? Mantı mı açıyorsun? Ve öyle gaz mı çıkartılır ya? Tövbe tövbe. Anneciğim kitaplarda okuduk biz. Çocuğun karnına masaj yapın diyor. Masaj yapıyorum orada yazdığı gibi. Kız öyle gaz çıkmaz. Ben çıkartırım. Ama anne kusacak. Çocuk kusacak şimdi, kusacak. Aa. Çıkartamıyorsun işte. Ver ben çıkartırım gazını. Allah Allah. Ay ama sen de çıkartamıyorsun işte. Nasıl çıkartamıyorum? Ben kaç tane evlat yetiştirdim. Bu da yani konuşuyor. Gov. Aa bak çıktı. Bak ağzında yaptın. Büyük yaptın ağzında. Gördük ağzında yaptın. Ya tenis topuna çevirdiniz çocuğu. Allah aşkına verin şunu ya. İğrendin mi Mesut? İğrenme, bunlar da iyi günlerin. Baba gözünü seveyim, bir sus sen de. Allah Allah. Ben de temiz bez getireyim en iyisi. Sen de Mesut annenin valizini al. Görüyorsun değil mi İsmail? Nasıl da torunumu benden uzak tutmaya çalışıyor cühela. Ya hanım Allah'ını seversen sen daha fenaydın ya. Mesut evden ilk defa ilkokul 1'e yazıldığı gün çıktı. Askere gidene kadar anama göstermedin çocuğu. Hala evlatlık zannediyor ya. Ben başka, gelin başka. Boş boş konuşma Allah aşkına. Oy kızım benim. O anan seni bana göstermiyor mu? Gelin nenene, gelin nenene. Oy yerim seni. Gel nenene, gel nenene. Ay babaannesinin babı, gel sen, gel nenene, gel nenene. Bozmuş, kendine benzetmiş. Düşman etmiş bunu bana. Ya hanım gelin seni seviyor, yapma öyle ya. Anneni hiç sevmiyorum Mesut. Kimse bana çocuğumu nasıl büyüteceğimi söyleyemez. Hayatım alttan al biraz. Hayır efendim, alamam alttan alttan. Ben yavrumu o kadının eline bırakmam. Tigran beyniyle gelmiş bana analık dersi veriyor ya. Aşkım. Ne aşkım, aşkım ne? Ben bu buruşuk kadına katlanamam. O kadın bu evden gidecek. Aşkım telsiz. Telsiz? Salondakiler bizi duyuyor musunuz? Tamam. Gelin salona, gelin salona. Senin ağzını yırtacağım. Tamam. Nasıl? Bir küçük şaka yapalım dedik size. Ya eğlenirsiniz diye öyle küçük bir piyes yazdık. Mesut, oğlun yaptı, sen sıvama. Daha bunlar iyi günlerin. Demek benim 2 gramlık beynim var. Demek ben buruşum. Ama hak ettin sen de şimdi. Bu çocuk benim. Bu çocuk benim. Yani anneliği senden öğrenecek değilim. Seni yetiştirdiklerimi de gördük.
Kız senin ağzını yırtarım. Benim yetiştirdiğime aşık olup evlenmedin mi sen? Ben senin yetiştirdiğin odunu adam ettim ya. Aa, yapmayın ama öyle şimdi. Sus be! Sus! Sen daha çok susacaksın Mesut. Bunlar senin iyi günlerin. Ben anneliği annelik kitabından öğrendim. Senin gibi yemek kitabından değil. Çocuğuma zeytinyağı sürmedim. Oldu olacak ağzına domatesi koyayım, vereyim fırına çocuğu. Bana bak bana. Kitap okumayla çocuk yetiştirilseydi Orhan Pamuk aşiret reisi olurdu. Bu çocuk atlet giyecek o kadar. Hayır efendim, giymeyecek. Hayır, giyecek. Giymeyecek bu çocuk. Giyecek benim dedim. Benim çocuğum, benim. Hayır, giyecek. Ben ne dersin? Giymeyecek dedim. Yeter ulan, yeter. Aa, çocuğum konuştu. Yeter ulan dedi ama olsun, konuştu. Yeter ya, 2 aylık bebeğe konuşmayı söktürdünüz ya. Ne yapıyorsunuz, neyi paylaşamıyorsunuz ya? Babaanne, bırak beni, annem yetiştirsin. Annem her şeyin iyisini bilir ya. Lütfen kayışma artık, kayışma. Hem o kulak çöpüyle zeytinyağı da neymiş ya? Nasıl ikili öyle? İşte duyun, duyun. Oğlum benim, konuş yavrum, konuş. Anne, sen de çok şımayma. Sen de yani çok üzerime düşüyorsun benim. O da benim babaannem. Bırak torununu sevsin ya. Her dakika tepemdesin. Ben bebeğim, yeri gelecek çamuru yiyeceğim. İnternete komikli video çekeceğim. Bunların hepsini yapacağım ben ya. Biraz düş yakamdan ya. Hem ayrıca şuradan bir yerden bak, soğuk geliyor. Bana atlet ver, atlet. Atlet ver. Gaz oluyor burada. Ondan sonra olunca niye sürpriz çıktı? Çıkar tabii. Atlet dedi. Benim torunum atlet dedi. Ben demiştim. Evet, şimdi de bana hemen bir tane mama, bir de atlet, çabuk olsun. Hemen, hemen. Tamam, yavrum, yavrum benim. Hemen, benim. Ben getiririm sen. Anne, mama 1,5 olsun, 1,5. Babacığım. Efendim oğlum. Neden bilmiyorum ama seni hiç sevmiyorum, biliyor musun? Sana çok uyuz oluyorum baba. Suratıma işedi. Sen daha dur. Ergenliğe gelsin, ağzını sıkacağım.